İkinci sınıf matematik dersi çarpma işlemiyle ilgili kısa konu anlatımı, etkinlikler ve soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, çarpma işleminin toplamanın kısa yolu olduğunu lütfen unutmayalım. Ama şöyle ki toplama yapılması gerekiyor. Aynı türden sayıların kısa yoldan toplamasını çarpma işlemiyle yapabilirim. Mesela bununla ilgili örneklere bir bakalım. Etkinliğimizde diyor ki yapraklardaki toplam böcek sayısını bulmak için yapılacak işlemleri yapınız. Mesela burada 4 çarpı 3 demiş. Nasıl 4 tane 3'ü hesaplamış peki? Bakın burada 4 tane yaprağımız var ve her yaprakta da 3'er 3'er uğur böceğinin olduğunu görüyorum. İşte 3 tane burada var, 3 tane burada var, 3 tane burası ve 3 tane burası. Dolayısıyla 4 çarpı 3'ü hemen oraya eklemiş. Buradaki çiçeğimize baktığımız zaman 3 tane yaprağımız var. Birinci yaprağımız, ikinci yaprağımız, ikinci yaprağımız ve her yaprakta ikişer tane böcek olduğu için ben bunu 3 çarpı 2 şeklinde yapabilirim. Yani oranın toplama işlemi şu aslında. 2 artı 2 artı 2. Biliyorsun ki bunların toplamı 6 eder. İşte bunu, bu toplama işlemini aynı sayıların toplama işlemini çarpmayla da yapabilirsin. Baktığım zaman burada 3 tane 2'nin olduğunu görüyorum. Birincisi burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada. O zaman 3 çarpı 2 zaten buradaki çarpma işaretini çarpı, defa, kere şeklinde okuyabilirsin. 3 çarpı 2, 3 tane 2 deyip sonucuna da 6 diyebiliriz. Tabi burada isimlendirilmesi de önemli. Yani güzel bir şekilde ifade de etmek gerekiyor. 3 kere 2 diyebilirsin, 3 defa 2 diyebilirsin, 3 çarpı 2 diyebilirsin. 3 defa 2 diyebilirsin. Buradaki çiçeğimize baktığımız zaman 2 tane yaprak var. Yaprakların içerisindeki böcek sayısı bakın burada 5 tane var. Burada 5 tane var. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer burada 5 tane olsaydı ya da burada 4 tane olsaydı. Yani ikisindeki yapraktaki böcekler farklı sayıda olsaydı. O zaman ben oradaki toplama işlemini maalesef çarpmaya dönüştüremiyorum. Orada 2 tane yaprak var ve her yaprakta da 5 böcek olduğu için 2 tane 5'i 2 çarpı 5 olarak yapabilirim. Toplam sayısı da 10 eder. Buradaki çiçeğimize baktığımız zaman yapraklarında 4'er 4'er böcek olduğunu görüyorum. Kaç tane yaprağımız var? 3 tane. O zaman biz bunu 3 çarpı 4, 3 tane 4 şeklinde yapabilirim. Tabi burada ritmik saymalardan yararlanabiliriz. Birinci yaprakta 4 tane. İkincide 4 daha eklersem 8 olur. Üçüncüye 4 tane daha eklersem 12 olur. O zaman 3 kere 4'e 12 dememiz gerekiyor. 3 kere 4 12, 3 çarpı 4 12, 3 defa 4 12 gibi isimlendirilmesi de önemli tabii ki. Son çiçeğimize baktığımız zaman sevgili öğrencilerim 3 bakın burada 6 tane var, burada da 6 var. Yani ben bunun sayısını 6 artı 6'dan bulabilirim. 6 6 daha 12 eder. Bunu işte çarpmaya da çevirebilirsin. Kaç tane 6 var burada? 2 tane 6 var. 2 tane 6'yı 2, bak uzun uzun yazdım. 2 tane 6 dedim. Sonra tanenin olduğu yere çarpı koyman yeterli. 2 çarpı 6, o da zaten 12 eder. 2 numarada baktığımız zaman terimleri verilen çarpma işlemlerini yazınız diyor. Sonuçlarını bulunuz diyor. Biraz daha büyütmeye çalıştım. Çarpanlardan birisi 2, diğeri de 3. Nasıl toplamanın terimleri varsa toplam, toplanan gibi. Nasıl çıkarmanın terimleri varsa eksilen, çıkan, fark gibi. Çarpma işleminde de terimler var. Bu ikisinin çarpan olduğunu, sonucun da çarpım olduğunu unutmayacağız. 2 tane 3. Bakın bu birinci üçümüz, bu ikinci üçümüz. Bunu sonuçlandırırken ritmik saymalardan yararlanalım. İlk başta ezberlemek zorunda değilsin ama belli bir süre sonra tabii ki ezber önemli. 3, 3 daha 6 eder. İşte 2 tane 3'ün toplamını ben bu şekilde çarpmaya dönüştürüp de yapabilirim. Yanındakine hemen bakıyoruz. Çarpanlardan birisi 2, diğeri 8. Çarpan da burada çarpımı 8. Diğer çarpan da 4 olarak vermiş. 2 çarpı 8 yazma, tamam mı, yukarıdan aşağı doğru. Çarpanlar burada. Birisi 2, diğeri 4. 2 kere 4 de çarpım işlem sonucu 8 olur diyor bize. Yani burada 2 tane 4. Bak ben bunu ben toplama işlemine de çevirebilirim. 4 artı 4 işte sana 2 tane 4. Toplama işlemine çevirerek ve ritmik sayma yardımıyla da sonucuna da ulaşabilirsiniz. 3 numaralı örneğimiz, örnekten yararlanarak cetvellerde gösterilen çarpma işlemini yapınız diyor bize. Bakın burada 1 tane 5 var. 1 tane daha 5 var. Burada 2 tane 5 var. 2 tane 5'i 2 çarpı 5 eşittir 10 şeklinde de yapabilirim. Peki
Buradaki sayımıza bakıyorum. 0'dan 3'e kadar bir tane 3 var. 3'ten 6'ya kadar bir 3 daha var. 6'dan 9'a kadar bir 3 daha var. 9'dan 12'ye kadar bir tane 3 var. Şimdi bunu yazmaya da dikkat edelim. Çocuklar burada 4 tane 3 var. 4 tane 3'ü 4 ortadaki çarpı işaretinde tane ve yazılacak olan sayımızda 3 şeklinde yapabilirim. Tabii ki bunu şu şekilde mesela 3 çarpı 4 de aynı sonucu verir. Bu da 12'ye eşittir ama bunu ben sizden 4 tane 3, burada 4 tane 3 varsa 4 çarpı 3 şeklinde yazmanı istiyorum. Burada tabii bir özelliğimiz daha var. Çarpma işlemindeki terimlerin yerini değiştirsek de sonuç aynı kalıyor. Bunu da biliyorsun. 3 kere 4 de 12 eder. 4 kere 3 de 12 eder. 6, 5 daha. Mesela bu aynısı toplama işleminde de vardı. Toplananların yeri değişse de sonuç aynı kalır. 6, 5 daha 11 eder. 5, 6 daha da 11 eder. Buraya bakıyorum hemen. 0'dan 4'e kadar 4 var. 4'ten 8'e kadar 8 var. 8'den 12'ye kadar 12 oldu. Yani şöyle yapabilirim. 1, 4 var. Bir 4 daha var. Bir tane daha 4 var. Bir tane daha 4 var. Çocuklar burada 4 tane 4 var. 4 tane 4'ü 4 çarpı 4 şeklinde yapabilirim. Gelinen en son noktayı da burada sonuç olarak düşünebilirsin. 4'er 4'er 4 tane sayarsan 16 sonucuna ulaşabilirsin diyor. Bir tane saydım 4 oldu. Bir tane daha 4 saydım 8 oldu. Bir tane daha 4 saydım 12 oldu. Bir tane daha 4 saydım ve sonuncu 4 ile birlikte 16 sonucuna ulaşabilirim. Buraya baktığım zaman 0'dan 2'ye 2 tane ilerlemiş. Bir 2 daha ilerlemiş. Bir tane daha ilerlemiş. Bir tane daha ilerlemiş. Bir tane daha ilerlemiş. Bir tane daha ilerlemiş. İkilerin toplamı kaç tane 2 var orada? 6 tane. 6 tane 2'yi 6 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 6 kere 2 de 12 eder işlem sonucu. Bazı arkadaşlar buna şöyle yazıyor. 2 tane 6 var diyor. Ya 2 tane 6 şöyle olurdu. Bir tane 6 ilerlersin. Bir tane daha 6 ilerlersin. Ekranda 2 tane 6. 2 çarpı 6 ile yukarıdaki cetvelde bize anlatılmak istenen daha farklıdır. Burada 2 tane 6 yok. 6 tane 2 var ama ikisinin de sonuçlarının aynı olacağını bilmek de faydalı tabii ki. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki toplama işlemlerini çarpma işlemi şeklinde yazınız diyor bize. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler aynı türden sayıların toplamını kısa yoldan çarpmayla yazabilirim. Kaç tane 3 var burada? Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. 5 tane 3 var. Lütfen 3 çarpı 5 yazma. 5 tane 3'ü 5 ortadaki çarpma işlemine de tane diyebilirsin. 5 tane 3 bu şekilde yazdım. İşlem sonucunu nasıl bulacağım? İşte orada ritmik saymalardan yararlanacağım. 3, 3 daha 6, 3 daha 9, 3 daha 12, 3 daha 15. Zaten çarpma işlemine geçmeden önce 2'şer, 3'er, 4'er, 5'er, 1'er, 10'ar ritmik saymayı su gibi olacak şekilde tekrar etmeniz gerekiyor. 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4. Kaç tane 4 var burada? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. 5 tane 4. 5 tane 4'ü 5 çarpı 4 şeklinde yazabilirim. 4'er 4'er say bakalım. 4, 8, 12, 16, 20. 5 tane 4'ü saydım ve 20 sonucuna ulaştım. Çarpmayı yeni öğreniyorsun. Dolayısıyla normal bir şekilde ritmik sayabilirsin. Amenna olabilir. Ama ilerleyen dönemlerde 5 kere 4 dediğinde senin tak diye saymadan 20 olarak söylemen gerekiyor. Matematikte çarpma çok önemli bir etkendir. Çok önemli bir işlemdir. Lütfen unutmayalım. Kaç tane 2 var burada? Beraber yapalım isterseniz. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, 5, 6, 7, 8, 9 tane 2. 9 tane 2'yi 9 çarpı 2 dedim ve 18 sonucuna ulaştım. Kaç tane 5 var burada? Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Bak 5 tane 3 farklı. Burada 3 tane 5 var. 3 çarpı 5. Peki sonuçlandıracağım bunu. Nasıl sonuçlandıracağım? 5'er 5'er sayacağım. 5. 5 de burada 10. 5 de burada 15 sonucuna ulaşabilirim. Sorularla devam ediyoruz. 6 çarpı 2 işlemi aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? Sevgili öğrencim, oradaki çarpma işlemini sen toplamaya dönüştürmeni istiyor senden. Çarpma yerine lütfen tane kelimesini yaz. Daha iyi görebilirsin. 6 tane 2. Bak bu birinci ikimiz. Bu ikincisi. Bu üçüncüsü, bu dördüncüsü, bu beşincisi, bu altıncısı. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 3 artı 3 işleminde çarpma şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisi? Bir kere B seçeneğini hemen elemem gerekir. Çünkü B seçeneğinde bir toplama var. Çocuklar taneli lütfen yapalım. Burada 2 tane 3 var. Bak 2 tane 3. 2'yi aynen yaz. 3'ü aynen yaz. Ortaya da
Tane yerine çarpı işaretini getir lütfen. 2 tane 3. Doğru cevabım C seçeneği. Ha, sonuç isteseydi 2 tane 3'ün 6 tane edeceğini, 6 edeceğini de bilmen gerekiyor. Bir diğer sorumuza bakıyoruz hemen. Her birinde 4 kalem bulunan 3 kutuda toplam kaç kalem vardır? 3 kutu. Bu bizim birinci kutumuz olsun. İkinci kutumuz olsun. Üçüncü kutumuz olsun. Çocuklar, birinci kutuda 4 tane kalem var. İkinci kutuda 4 kalem var. Üçüncü kutuda 4 kalem var. 4 tane 3 yok burada. Dikkat et. Burada 3 tane 4 var. 3 tane 4'ü 3 çarpı 4 olarak yapabilirsin. Bunu ben şekle çevireceğim. Her kutuya 4 tane kalem koyacaksın sevgili öğrencim. Bak, B seçeneği mesela. Birinci kutuda 4 kalem var. İkinci kutuda 4 kalem var. Üçüncü kutuda 4 kalem var. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki ifadelerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır diyor bize. Bakalım. Çocuklar, 3 tane 4'ü yan yana yazmış. 4 4 daha, bak, sonucu diğerlerinden farklıdır. Sonuç bulalım burada. 4 4 daha 8. 4 de burada var. Oldu sana 12. Peki. 3 çarpı 4 diyor burada. 3 tane 4. Bu birinci 4'ümüz. Bu ikinci 4'ümüz. Bu üçüncü 4'ümüz. 3 tane 4'ü yaz ve birbirleriyle topla diyor. Yukarıdakinin aynısı değil mi zaten? Bu da 12 olur. 4 çarpı 4 ne demek biliyor musun? 4 tane 4 demek. Bak, bu birincisi. Bu ikincisi. Bu üçüncüsü. Bu dördüncüsü. 4 tane 4'ü yap ve birbirleriyle topla. 4 4 daha 8. 4 daha 12. 4 de burada. 16. Demek ki 4 kere 4. 16 ediyor. Benden sonucu farklı olanı istiyor. Doğru cevabım C seçeneğidir.